أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نساء سورة سندئز 128. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 128. ayet. Kırık mealindeydik. Türkçesini yaptık. Kırık mealin. Şimdi irabına bakalım. Vav atfen in harfu şartın cazim. İmra'atun fa'il khafet fi'alun madin min jar ba'li mecrur ha mudafun ilay nushuzan mef'ulun bih au i'radan atf ma'tuf fa rabita La nafiye lil cins cunaha ismu la khabaru la mahzuf aleyhima car mecrur en harfu nasb yusliha fi'alun mudari mansub beyne mef'ulun fi huma mudafun ileyh Sulhan mef'ulun mutlak Vav'a atfen es-sulhu mübteda Khayrun khabar Vav'a atfen uhdirat fi'alun madin meçhul El-enfusu naibu fa'il Es-şuhha مفعول به واو عطفا إن حرف شرط تحسن فعل مضارع مجزوم وتتقوا عطف معطوف فرابطة إن حرف نسخ لفظة الله اسم إن كان فعل ماض اسم كان هو بجار ما مجرور تعملون فعل مضارع خبيرا خبر
kâne. Aynı zamanda burası habaru. Buraya kadar inne. Şimdi kırık mealin İngilizcesine bakalım. When and if imra'atun awum khafat feared min baliha from her husband nushuzan perpendicularity أو إعراضا or turning away ف then لا جناح no blame عليهما is on them twain أن يصلح فلا جناح عليهما أن يصلح that they conciliate بينهما between them Sulhan, a conciliation. Wasulhu, and the conciliation. Khayrun, is better. Yaut is good. وأحضرت and were presented الأنفس the souls الشحة to be covetous وإن تحسنوا and if you do good وتتقوا and protect yourselves فإن الله then verily Allah كان was بما تعملون with what you are doing khabiran khabir hocam hayrı da insanı da iyi dedik değil mi? O zaman tuhsinu yani and if you do good şimdi bu aslında güzellik kökenli bu ama İngilizce'de buna if you do beautiful desek herhalde anlaşılmaz. Yani bir dilden diğer dile gittiğinizde birebir eşleşme olmuyor iki küme arasında. Bazen aynı kavram karşı dilde aynı ayrı kavramlar karşı dilde aynı kelimenin üzerine düşebiliyor. Şimdi meallere bakalım. Yapın. Ne oldu? İrabı sen kestirirken yaptık abi. 128. ayet. O arada Mehmet abi de gitti. Onu da kaçırmışındır. Ay sen benim bir kutumu alıp gelsin ya.
Nisan suresi 128. ayet mealleri okuyoruz. Diyanet mealiyle başlayalım. Ve in imra'atun, eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından, nüşuz için kötü davranmak demiş. Yani bu yorumun yorumundan, kenarlardan kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden, i'raz gibi, endişe ederse, endişe etmek, korkmak, yakın şeyler. Uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Bu beynehuma sulhan, oradaki o mef'ulün mutlakın şeyini arada kaybolmuş. Yani yeni bir antlaşmayla, öyle bir yeni bir antlaşmayla tekrar ıslah yapmalarında bir sakınca yok. Bu sanki mevcut barışmaları gibi olmuş. Uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Yani gün içinde küstüler, akşama barıştılar gibi olmuş. Halbuki ayet böyle ikide bir olup biten bir husum şeyi değil, bozuşmayı değil, uzun vadedeki bir ayrışmaya doğru giden süreçte alınan köklü bir tedbir. Ta nikahın akitlerine inecek kadar köklü bir değişikliğe, yeni bir düzenlemeye yer veriyor. Bu biraz kısa yollu bir şey olmuş. Uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Bunu okuyan adam da şöyle düşünecek. Yani barışmak da mı günahmış ki normalde Allah küserlerse, birbirleriyle kavga ederlerse barışmalarında bir sakınca yok diye. Bu ne biçim şey diyecektir yani. Barışmak da zaten sorun olmaz. Dolayısıyla ayetteki şeyi taşıyamayınca böyle bir garip durum ortaya çıkmış. Ya da bana öyle geliyor. Yani ya bozuşmuşlar, bir başka şahıs diyor ki barışmanızda bir sakınca yok. Ya herhalde yok yani. Bir de ayrıca bir özendirmen lazım barışmamız iyidir diye. Ne demek sakınca yok? Halbuki bambaşka bir konudan bahsediliyor. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Bir de onu söylüyor. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Buraları okuyunca biraz daha köklü bir şeylerden söz edildiğini okuyucu düşünebilir. Başka bir şeyden söz ediyor diye. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara, şuh dediğimiz şeye, kıskançlık, bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Diyanet meali de kadına adreslemiş buradaki şuhu. Kıskançlık ve bencil tutkular. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Diyanet meali böyle. Elmalı Hoca'nın mealine bakalım. Ve eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden, bu önceki nüşuza da Elmalı Hoca yanlış hatırlamıyorsam serkeşlik dedi. Ben o zaman da bu kelimeden bir şey anlamadım. Benim tanıdığım bir kelime değil. Bana biraz çok zorlarsanız sarhoşluk gibi bir şey... Sarhoşluk değil de dengesiz davranış. Dengesiz davranış gibi yani. Günü günü bir şey anlayın serkeş. Geçimsiz olanlardır. Serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden. Keş. Keş. Ha işte o bende... Serbaş. Basıp başı... benim dediğime yakın o zaman o. Başı bozuk. كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Kemikleri biz nasıl üst üste diziyor ve sonra et giydiriyoruz. Dolayısıyla burada bir diklenme, üst üste bir yükselti oluşturma. Yani karşılıklı muhatap oldukları seviyeden yukarıya doğru kişinin yol almaya başlaması. Koca kadın artık muhatap olamıyor. Adam yukarı doğru ilgisizleşmiş. Buna karşı olan hak ve ödevlerini artık aşağılarda bırakmış. Böyle bir şey.
diye düşünüyorum. Serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa başka, hafet mazi fiil, etmişse, yani bu korku oluştuysa bir kadında, ayet hali hazırda olmuş bir şey üzerine konuşuyor. Olursa, ederse diye, deminkinde de sanıyorum aynı şey vardı. Eğer bir kötü davranmasından endişe ederse, etmişse, yani bu korku belirecek, içinde bu korku doğmuş olacak ki bu tarafa adım atsın. Kafa tutmak, baş kaldırmak diye. Öyle mi? Bak, kafa tutmaksa eğer o biraz nuşuz gibi yani. Bunda anlam kayması olmuş. Yani böyle anlaşılmaz. Tamam. Demek Elmalı Hoca, gerçi kafa tutmakta da yani neyse, tam birebir örtüşmüyorlar doğal olarak. Yüz çevirmesine endişe ediyorsa, bir sulh ile aralarını düzeltmelerinde kendilerine bir günah yoktur. O buradaki bir sulh, yani o nekre oluşu yeni bir sulh anlamında. Sulh hep hayırdır. Sulh hep hayırdır. Bu hep ayette o kadar açık değil. Nefislerse kıskançlığa hazırlana gelmiştir. Potansiyel olarak yani. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız, وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا, sakınırsanız neyden? Elmalı Hoca onu da söylemiş. Halbuki ayette açık değil. Neyden sakınılacağı? Geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki. Niye ayet geçimsizlikten oraya koymaz? Yani bunu niye koymaz? Genel bırakmak için. Dolayısıyla demin müfessiri okurken اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ dedi oraya. Allah'tan sakınırsanız olabilir. Ondan sonra geçimsizlikten sakınırsanız, Cenab-ı Hak sakının da, yani menfi olan nelerden sakınma emredildiğiniz şeylerden sakının. Dolayısıyla ayetteki dizgiler, yani ayetteki dizilimler vesaire olağanüstü bir şey sunuyor bize. Yani niye orada yok o? Sakınırsanız şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız habir bulunuyor. Dolayısıyla burada sanki Allah'a, ya Rabbi senden mi sakınmamızı söylüyorsun dediğimizde evet. Ya Rabbi geçimsizlikten de mi sakın? Evet. Hepsine açık bir cevap. Nasıl Hoca'ya bakalım. Ve eğer bir kadın kocasının kaçıp nefret etmesinden veya yüz çevirmesinden korkarsa, bak Nasuh Hoca, nüşuzu erkeğinin kaçıp nefret etmesi, i'razı yüz çevirmesi den korkarsa, o da geniş zamanını almış, korktuysa gibi ayette aslında, aralarını sulh ile ıslah etmelerinden dolayı üzerlerine bir günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Hocam bir sakınca değil mi aslında orada günah dediğin? Yani cünah aslında aynı kelime de bizdeki karşılığı bu kelimenin ism gibi olmuş. İsm gibi olmuş, günah gibi olmuş. Aslında burada vebal, sakınca gibi bir mal. Zenbun da günah değil mi hocam? Zenbun da günah, evet. Haracında sıkıntı demek. Haracda evet, zorluk demek daha ziyade gibi yani. Haracda bunun arasında... Bu daha bir sakınca gibi geliyor bana ya. La cünaha, bir sakınca yok. Ve nefisler de cimrilik hazırlanmıştır. Cimrilik demişler şuhha. Elmalı Hoca kıskançlık demiş. Cimrilik. Ve eğer ihsan eder ve ittikada bulunursanız, ihsanı ayetteki gibi, ittikayı da ayetteki gibi almış hoca. Şüphe yok ki Allah Teala yapacağınız şeyden tamamen haberdardır. Çantay Hoca'nın mealine bakalım. Eğer bir kadın kocasının uzaklaşmasından, parantez içinde Çantay Hoca, yatağını terk etmesinden, nefakasında ihmal göstermesinden, nüşuza uzaklaşma demiş ve bu uzaklaşmayı da böyle açmış. Yahut herhangi bir suretle kendisinden, bunlar parantez içindeydi, yüz çevirmesinden endişe ederse, fiil yine geniş zamanlı burada, sulh ile aralarını düzeltmekte ikisine de vebal yoktur. Sulh daha hayırlıdır. Tabi bu Nasuh Hoca da sulh doğrudan hayırlıdır demiş. Yani dahası o kadar açık bir kalıp değil. Yani bütünüyle hayırlı. Zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır. Bu
potansiyel olarak vardır. Eğer iyi geçinir, kadınlara cefadan sakınırsanız, Çantay Hoca burada şimdi tettequya ve in tuhsinuha ve tettequ, tuhsinu için güzel davranmak. Niye? İyi geçinmek kadın tarafı için de geçerli. Yani burada sanki eğer iyi geçinir diyorsun hoca, ibreyi erkeğe çevir diyorsun. Ha, parantezi görmedim. Doğru, doğrudan erkeğe çevirmiş. Eğer iyi geçinir, kadınlara cefadan sakınırsanız şüphe yok ki, işte buna ne denir? Yani bu şu anda tam bu tür böyle bir şey nasıl cüret ediyorlar? Ve onu anlayamıyorum yani. Eğer iyi geçinir, kadınlara cefadan, bu ifade yukarıdaki kurguyu da temelinden çökertir. Yani tersine kadına arada Cenab-ı Hak işte bir şeyler yap, yeni bir sulh falan filan, buna hazırlan diye bir şeyler ederken bu ayetin sonu itibariyle bütün yük erkeğin, yani kadını tabi kadınından yüz çevirme, iyi geçin ne döner yani. Halbuki ayette hüküm açık olarak kadına yönelikti. İnisiyatifi onun üzerine yıkıyordu Cenab-ı Hak. Eğer iyi geçinir, kadınlara cefadan sakınırsanız şüphesiz ki Allah yapacağınız her şeyden tamamen haberdardır demiş Çantay Hoca. Bulaç Hoca'nın mealine bakalım. Günümüze doğru geldikçe meallerde feminen etkiler daha bir artıyor. Etki. Yani sonuçta mealcinin adı yazıyor orada. Kendisi erkek. Eğer bir kadın kocasının nüşuzundan, Bulaç Hoca buraya nüşuz dediğine göre kitabında burada dipnotta bir şeyler demiştir herhalde. Bir dipnot atmıştır. Veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Yani kendi aralarını bulacaklar. Bulup düzelce. Barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara, şuh için kıskançlık ve bencil tutkular demiş, hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik yapar, bu mealleri okuduktan sonra hatırlatın da bir şuh'a bakalım Kur'an'da, başka nerelerde var. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır diyor Bulaç Hoca mealinde. Eşar Hoca'ya bakalım. Eğer bir kadın kocasının sadakatsizliğinden, nüşuz için sadakatsizlik demiş. Hayır yani şuh kelimesiyle sadakatsizlik arasında ne münasebet var? Şey, nüşuz ile sadakatsizlik arasında. Yani bu sadakatsizlik bizim toplumumuzda başka bir kadınla olan münasebet kurarak yani. Halbuki böyle bir münasebeti nikahla kurarsa, zaten hoca da kendisi televizyonlarda bugünlerde söyleyip duruyor, bunda ne sakınca var diye. Herhalde o manayı kastetmemiştir burada. Veya meali yazarken öyle düşünüyordu. Sonradan çeviri, bilemiyorum. Yahut kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse, erazı sırt çevirmesine endişe ederse, aralarını bir barış girişimiyle düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Ve barış hep hayırdır. Nefisler cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır. Sakınıp korunursanız Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır. Bu olacaktır kısmı ayette hem açık değil hem de yani çok da sıkıntılı. Haberdar değil ama olacaktır gibi yani. Ateş Hoca'ya bakalım. Ve eğer bir kadın kocasının huysuzluğundan, Ateş Hoca nüşuz için huysuzluk demiş. Aradaki şey yok. Üstte bakıp da buna geldim. Ne yok? Bu aradaki V yoktu. Girişteki V mi? Ve eğer bir kadın. Ateş Hoca V'yi koymuş ama buraya nüşuza huysuzluk demiş. Yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Barış daima iyidir.
kavga gibi bir şey var. Daima diye de ayette çok açık değil esasında. Zaten nefisler, bak buradaki vav için zaten güzel gitmiş. Ve uhdiratil enfusus şuh. Zaten nefisler cimriliğe hazır duruma getirilmiştir. İnsanın mayasında cimrilik vardır diye parantez içinde anlamayanlara ayrıca bir izah etmiş. Eğer güzel geçinir, kötülükten sakınırsanız, demek ki şuh için Türkçe meallerin çoğunluğu cimrilik şeyini koymuşlar. Kıskançlık da koymuşlar. Kıskançlık da var, evet. İkisiyle birlikte ifade etmek istemişler ama demek ki buradaki adresleme tamamen kadına. Çünkü kıskançlık da böyle bir konuda kadınla ilgili. Cimrilik de elindekilerden, mihirden, şuradan bundan vermeye yahut gecesinden fedakarlık etmek. Demek ki şuh, Arap müfessirin de dediği gibi bu ifade ayette kadını adresliyor. Ben şey anlamıştım. Nefsin doyumsuzluğu diye anlamıştım. Yani kadına biraz ciddi davranırsan gibi. Değilmiş işte. Kadın he, mani müfessir dedi ya, bu barışa gitmeye mani olan bir şey bunu anıyor ki Cenab-ı Hak, bunu kontrol et. Evet, yaratılışında bu fedakarlığa yapmaya mani bir şey var. Buna hazır. Ama bunu aş anlamında. Müfessir de öyle dedi. Türkçe mealciler de bu kelimeyi böyle şey etmişler. Eğer güzel geçinir, kötülükten sakınırsanız Allah yaptıklarınızı haber alır. Yaptığınız güzel işler boşa çıkmaz. Bu da aynı Yaşar Hoca'daki gibi olmuş. Haber alır. Haber almak. Yani Cenab-ı Hak için hiç kullanılmayacak bir şey yani. Ayette de hiç öyle bir şey demiyor zaten. Suat Hoca'nın yanına bakalım. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden nüşuz için kötü muamele ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek, Suat Hoca mıydı bu çok ekleyen? Evet, bazı fedakarlıklar, bu ayette açık değil, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahzur yoktur. Mahzur işte sakınca, günah gibi yani. Barışma, aslında ayette konu edilen şey barışma değil. Yeni bir sulh, yeni bir antlaşma yani. Barışma elbette daha hayırlıdır. Var da yani küslükten barışma değil yani. Çünkü iki denk taraf gibi var. Denk taraf, bir taraftan fedakarlık beklenmiyor. Taraflar yine antlaşma yapmak bakımından birbirine muhatap, denklik var da gelinen pozisyonda kadın tarafı artık eski antlaşmaya göre teraziyi koruyamıyor. Barış elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar. Ey kocalar demiş hocam. Hocam bu tam bu zaman. Eğer siz var ya siz. Yani hem burada kocalar dedi yetmedi, bir de siz ile burada. Eğer siz, ya başkası değil, iyi davranıp arayı düzeltir, kadının hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki, var mı öyle şeyler ayette? Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Şimdi yetmedi, sanki bunun kendisi orijinalde var da, şimdi parantezde de ayrıca meramını söyleyecek. İyi davranışlarınızın karşılığını size fazlasıyla verecektir. Neyse ki onunla ilgili değilmiş. Evet. Yusuf Ali mealine bakalım. Yani ha, eskiden diyorduk ki tefsir saadetinde de, bu tefsir saadetinde değil de biraz tahrif saadetinde şeyler gibi. Yani bu nasıl böyle, nasıl yapılabilir? Ben şey demiyorum yani, ben ne anlarsam odur arkadaş gibi mi davranılıyor? Yani ayetin lafzı karşılığı, metni, nası, çerçevesi, bağlamı, bunların hiç bağlayıcı bir tarafı yok mu? Ben ne anlarsam o. Yatağından kaydırmak değil mi hocam? Yine hocam burada biraz rahat davrandı. Ondan sonra da bir İmece. Meallerinde başladı. Diğer kitapların alıntılarını koyuyor. Diyor da bayfamız rahatı yaşıyor. Nasıl?
yani Hristiyanlık ve Yahudilikteki kitaplardaki geçerlilere bir nokta şeyine kitabını aktardı. Ekledi yani hoca, ekledikçe ekliyor. Bayağı kitap bayağı tunur gibi oldu, aşırıda basılıyor. Yusuf Ali mealine bakalım. If a wife, eğer bir kadın ve hanım ya, fierce cruelty, eğer zulümkar, baskıcı davranıştan or desertion yahut alakasızlıktan çekip gitmekten korkarsa on her husband's part, kocası tarafından, there is no blame on them, onların üzerine bir sakınca yok. If they arrange an amicable settlement between themselves, kendileri arasında sulha dair bir antlaşmayı kurmalarında, inşa etmelerinde herhangi bir sakınca yok. And such settlement, böyle bir antlaşma is best, en iyisidir demiş, hayır için. Even though man's souls, bakın ne diyor Yusuf Ali, yine de erkeklerin nefisleri are swayed by greed, kaymakta, cimrilikten yana. Greed, yanlış hatırlamıyorsam cimrilikti, bir bakayım. Açgözlülük, greedy. Yani Yusuf Ali buradaki şuh kısmını tamamen erkekler üzerinden yorumlamış. Erkekler açgözlüdürler. Biz de ilk derste ayeti ele alırken ben de bir parça öyle şey ettim. Demin sen söylediğin o muydu Seyidim? Biraz cömert davran, bu erkekler açgözlü, başka türlü olmaz yani. Ayette ne erkek ne kadından yana, yani her zamanki şey var. El enfus diye var, nefisler şuha hazır haldedirler. Erkek üzerinden yorumladığınızda erkek kadının bu geri kalmasına tahammül edemez. Yol almak ister, yeni hanımlara vesaire yelken açar. Bu talaktan ayrılır bak. Yani bu evlilik nikahtan ayrılır, talak eder. Dolayısıyla sen fedakarlıkta bulun diye bu biçimiyle anlaşılabilir. Yahut doğrudan kadının şuhu diye düşüneceksek, o zaman kadınlar bunu vermekten cimriliğe, yani elde tutmaya, hiçbir şey değiştirmeden şey yapmaya, sucu davranmaya yatkın halde yaratılmışlardır. Bundan imtina edip yeni bir antlaşmaya yönelmelerine yönelik, bunu koruyup وَمَنْ يُقَ شُحَّ نَفْسِهِ ifadesindeki gibi. Dolayısıyla her iki biçimde de anlandırabilirsiniz. Zaten belki de şari her iki biçimde de anlaşılabilsin diye bu biçimde herhangi bir kayıt koymamış. Dileseydi onu bir isim tanımlaması yapar. Aynı bu Yusuf Ali'nin yaptığı gibi erkeklerin nefisleri derdi. Yahut kadınların nefisleri derdi de biz artık diğer cinsin burada konu dışı olduğunu düşünürdük dememiş. Dolayısıyla her iki cins açısından düşünebilirsiniz demek istiyor. And such settlement is best, even though man's souls, erkeklerin canları are swayed by greed, açgözlülükle sarılmıştır. But if ye do good, fakat siz iyi davranır, and practice self-restraint, kendi kendini zapt etmeyi tatbik ederseniz, tettaku için demiş, Allah is well acquainted with all that ye do. Allah her ne yaparsanız haberdardır, çok iyi haberdardır diyor Yusuf Ali mealinde. Piktel mealine bakalım. If a woman, şayet bir kadın, feareth, korkarsa, bu da geniş zamanlı, bu da aynı şekilde geniş zamanlı, ill treatment, kötü davranışından, from her husband, kocasından, or desertion, yahut alakasızlığından, it's no sin for them, onlar için günah değil, twain, her ikisi için, if they make terms of peace between themselves, aralarında antlaşma yaptıkları takdirde. Bizim vakte ne oldu? Peace is better. Barış hayırlıdır. But greed has been made present in the minds of men. Fakat açgözlülük erkeklerin kafasında hazır bulundurulmuştur.
Bu ikinci İngilizce meal, o da yine erkeklere burayı yaslamış. If ye do good, eğer iyi davranır, and keep from evil, ve kötülükten uzak durursanız, lo, Allah is ever informed of what ye do. Allah her ne yapıyorsanız, herden başından beri haberdardır. Şakir mealine bakalım. And if a woman, şayet bir kadın, fears ill usage, kötü davranışından, or desertion, yahut ilgisizliğinden korkarsa, kimin? On the part of her husband, kocası tarafından. There is no blame on them, onlar için bir vebal yok. If they effect a reconciliation between them, kendi aralarında yeniden bir antlaşma, uzlaşma yapmalarında. And reconciliation is better. Böyle bir uzlaşı daha hayırlı. And averse has been made to be present in the people's minds. İnsanların, bak o insanların demiş, sadece erkeklerin değil de insanların kafalarında. Gerçi ayette kafa mafa geçmiyor. İngilizce mealleri Türkçeler kadar eleştirmiyoruz. Okuyalım derken. İnsanların kafalarında açlık ve hırs hazır hale getirilmiştir. And if you do good, eğer iyi davranır, to others demiş parantez içinde, başkalarına, and guard, ve korunursanız, yine parantez içinde, against evil, kötülüğe karşı demiş, then surely Allah is aware of what you do. Allah kesinlikle her ne yapıyorsanız haberdardır demiş Şakir mealinde. Bu eski İngilizce'de bunu böyle yazıyorlar. O yüzden bu tür şey metinlerde de bazıları böyle tercih ediyor. Peki, اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.